Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizinle beraber Geometrinin İlacı kitabında noktanın analitiği konusundayız. Bugün sizle beraber test 3'ü çözeceğiz arkadaşlar. İlk sorumuz bize bir sarıyla verilen ve maviyle verilen doğrular var. Sarıyla verilen doğru bakın burada x eksenine dik, maviyle verilen de y eksenine dik arkadaşlar. B noktası eksi 4'e 2, C'de 3'e 6. Bunların kesim noktası olan C'nin koordinatları toplamı soruluyor. Şimdi eğer ben x eksenine dik olduğunu biliyorsam arkadaşlar A noktasının apsisinin 3 olması x eksenini kestiği noktada değerinin 3 olması anlamına gelir. B noktasına bakalım. Eksi 4'e 2. Bu durumda y eksenine dik olduğunu biliyorsam y eksenini kestiği noktada ordinat değerinin kaç olması lazım? 2 olması lazım. O halde ben C'nin apsisi için ne yapacağım arkadaşlar? X eksenine dikme ineceğim ve 3'e geleceğim. Y eksenine dikme indiğimde de 2'ye denk geleceğim. Dolayısıyla ne olacak? C'nin apsisi 3, ordinatı 2 olacak. Bunların toplamı da 3 artı 2'den 5 olur. Doğru cevap 5 olur arkadaşlar. İkinci sorudayız arkadaşlar. İkinci soruda A ve B noktaları verilmiş. Bu noktaların özelliği A'nın x ekseni üzerinde olması, B'nin de y ekseni üzerinde olması. X ekseni üzerinde olan bir noktanın ordinat değeri sıfırdır. Y ekseni üzerinde olan bir noktanın da apsis değeri sıfırdır. Dolayısıyla ben buradan m eksi 4 sıfır dersem m kaç olur? 4 olur. Diğer taraftan 2k artı 6'nın sıfır olduğunu biliyorsam 2k eşittir eksi 6 olur. K da buradan kaç çıkar arkadaşlar? Eksi 3. Bana sorulan m çarpı k değeri yani 4 çarpı eksi 3. Ne buluruz arkadaşlar? Eksi 12. Doğru cevap A şıkkı olur. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda dik koordinat düzleminde bir ABC dik üçgeni verilmiş arkadaşlar. BAC'nin 90 derece olduğu bilgisi var. B ve C köşelerin değerleri verilmiş. Bizim neyi bulmamızı istiyor? A noktasının B ile C noktaların orta noktasına olan uzaklığından bahsediyor. Şimdi arkadaşlar şöyle üçgenimizi çizersek bizden ne istediğini de ne yapabiliriz? Şöyle biraz daha açık bir şekilde görebiliriz. C için 10'a 5, B için 4'e eksi 1 değerleri var. A açısı 90 derece. A noktasının B ile C arasındaki orta noktaya uzaklığı soruluyor. Şu şekilde yaparsak ne yapabiliriz? Görebiliriz. Şimdi arkadaşlar istenen değer burada bakın AK uzaklığı. Tabi dik üçgende bir kenar ortay varsa aklımıza ne gelecek? Muhteşem üçlü. Ben neyi biliyorum? AK'nın BK ve KC uzunluğuna eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla buraya da şöyle çift çizgi çizebilirim. O halde ben BC uzunluğunu bilirsem AK'ya da ulaşma şansım var. BC'ye nasıl ulaşacağım arkadaşlar? İki nokta arasındaki uzaklık formülünden. Hatırlıyoruz değil mi? Ne yapacağız? Apsislerin farkının karesini alacağız. Yine ordinatların farkının karesini alacağız. 5 eksi eksi 1'den artı 1 yapar. Ona dikkat arkadaşlar. Buradan BC uzunluğunu bulacağız. 10 eksi 4 6. 6'nın karesi 36. 5 artı 1 6 o da 36 yapıyor arkadaşlar. Kök 72 neye eşittir? 36 çarpı 2'den 6 kök 2 çıkar arkadaşlar. O halde 6 kök 2 BC ise bu parçaların her biri ne olacaktır? 3 kök 2 3 kök 2. Muhteşem üçlü de AK'nın BK ve KC değerlerine eşit olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla AK da 3 kök 2 çıkar. Bize sorulan da AK'ydı. Doğru cevabımız E şıkkı olur. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Dördüncü soruda dik koordinat düzleminde bize bir A noktası vermiş. Bakın 6'ya 5. Söylenen şu arkadaşlar. X eksenini 2 birim yukarı, Y eksenini 2 birim sağa kaydırılırsa A noktasının yeni koordinat sisteminde başlangıç noktasına olan uzaklığı soruluyor. Şimdi bakın sorumuz biraz karışık duruyor ama merak etmeyin hemen sade bir şekilde çözeceğiz. Buranın 6 olduğunu, apsis değerinin buranın da 5 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi
X eksenini ilk olarak 2 birim ne yapacağız? Yukarı kaydıracağız. Yani ben şu şekilde çizersem X ekseni yeni yeri burası, bakın şöyle üstüne üstü koyayım. Şurası ne olacak? 2 birim. Şimdi bakın arkadaşlar, burası 2 birimse ben buranın kaç olduğunu biliyorum. 5 birim olduğunu biliyorum. Eğer burası 2 ise yeni şu mesafemiz ne olacak arkadaşlar? 3 olacak. Nereden biliyorum? Çünkü bakın şurası 5'ti. Burası 2 birim yukarı kaydı. Dolayısıyla şuradaki uzaklığımız da kaç olacak? 3 olacak. Bunu şu şekilde görün. Şimdi y ekseninde 2 birim sağa kaydıracağız. Bakın y ekseninde şu şekilde 2 birim sağa kaydırırsak yeni y yerimiz burası. Şurası 2. Ben arkadaşlar şuranın tamamının kaç olduğunu biliyorum. Şu şekilde 6 birim. Burası 2 birimse demek ki yeni yerimiz kaç olacak? 4 birim olacak. Yani şuradaki mesafe bakın kaç olacak? 4 birim. Niye? Çünkü tekrar söylüyorum. Bakın şu mesafenin 6 birim olduğunu biliyorum. Şimdi o halde arkadaşlar şurası da 3'tü. Şimdi onu da yazdık. Orijin noktamızın yeni yeri burası. Benden istenen A noktasının yeni koordinatlarının orijine uzaklığı. Bakın A'nın apsisi kaç oldu arkadaşlar? Şuraya bakarak hemen anlayabilirsiniz. Şu uzaklık 4 olduğu için 4. A'nın ordinatı da bakın şuraya bakarak anlayabilirsiniz. O da ne olacak? 3. Neden? Çünkü yeni y eksenimiz bu. Yeni x eksenimiz bu. Bizden istenen arkadaşlar şu mesafe. Artık dünyanın en meşhur üçgeni var değil mi karşımızda? Burası 3, burası 4. Hipotenüs ne olacak? 5 olacak. Bize sorulan da AO uzunluğuydu. Dolayısıyla cevabımız ne olacak arkadaşlar? C şıkkı. 5. sorudayız arkadaşlar. 5. soruda ABCD paralel kenar verilmiş. Bakın burada bir AE açıortayı verilmiş. AB'nin 2BC olduğu bilgisi üzerine D noktasının koordinatları soruluyor arkadaşlar. Şimdi açıortay bilgisini kullanacağız. Önce şunlara aynı açıyı olduğunu göstermek için alfa alfa diyelim. AB'nin 2BC olduğu bilgisini kullanalım beraber. O zaman BC'ye ben K dersem AB ne olur? 2K olur. AD de K'dır. Dolayısıyla şurada bakın iç ters açılar var bakın. Alfa alfa. Dolayısıyla şuradaki açımız da E açısı da ne olur? Alfa olur. Şurada şeyi fark ettiniz değil mi arkadaşlar? A, D, E üçgeninde taban açıları eşitse demek ki bu üçgen ikizkenar üçgen. Dolayısıyla burası K ise burası da ne olmak zorunda? K olmak zorunda. Ben AB'nin 2K olduğunu biliyorsam ve DE de K ise bu durumda arkadaşlar EC de ne olur? K olur. Şimdi o değeri de yazalım buraya K olarak. Demek ki EC ile DE eşitse E noktası DC için orta nokta olur. Bakın DC için E noktası ne olur? Bir orta nokta olur. Orta nokta bilgisini ne yapıyorduk? Artık kullanma şansımız var. Çokça kullandık daha önceki sorularımızda. Ben yine de şurada göstereyim bakın arkadaşlar. Burası D noktası. Burası da E noktası. Burası da C noktası. Bu arada orta nokta formülünü kullanacağız ama yani farklı bir yaklaşım olması açısından şunu da görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada dörtgen kaç olmuş? 3. Eşit olduğu için buradaki değerler E'den D'ye gelirken de aynı oranda ne yapar? Arkadaşlar azalacak. 4'ten 3'e 1 birim azaldı. O halde 3'ten 1'e de 1 birim azalacak. Ne olacak? 2. Aynı şekilde ordinata bakalım. 2 de kaç olmuş? Eksi 2. Eksi 1 pardon. 2 iken eksi 1 olmuş. Kaç birim azalmış arkadaşlar? 3 birim. Yine aynı şekilde 3 birim azalırsa ne olur? Eksi 1'i 3 azaltın. Eksi 4 olur. Bu şekilde D noktasının koordinatlarını 2 eksi 4 bulabilirdiniz. Bu bir yöntem. Diğer yöntemimiz ne arkadaşlar? Orta nokta formülü. İşte C'yi kaç biliyoruz? 4'e 2. E noktası 3'e eksi 1. Ve ben D'yi arıyorum. D noktasının koordinatlarına da x, y demiş olalım. Neydi hatırlayın? Buradaki x ve buradaki 4'ün
toplamının yarısı bana neyi verecek arkadaşlar? E noktasının apsisini, yani 3'ü. 2'yi karşıya attım. X artı 4 6 oldu. E 4'ü karşıya attım arkadaşlar. 6 eksi 4'ten kaç oldu? 2. Diğerine bakacağız. Ordinatların toplamı, yani y ile 2'nin toplamının yarısı kime eşit olacak? Eksi 1'e. E bu durumda 2'yi karşıya atayım. Y artı 2 eşittir eksi 2. Y de buradan kaç olur arkadaşlar? 2'yi karşıya gönderirsem eksi 4 olur. Zaten az önce şeyi bulmuştuk. Bakın D noktasını 2, x, 4 bulmuştuk. Yine aynı değerleri bulduk. 2, x, 4. Bize D noktasının koordinatları toplamını soruyor. Yani 2 ve eksi 4'ün toplamı ne yapar arkadaşlar? Eksi 2 yapar. Doğru cevap E şıkkı. 6. sorudayız arkadaşlar. 6. soruda uçuşları dik koordinat düzlemine aktarılan şekildeki savaş uçaklarının anlık konumları bir dikdörtgenin köşeleri üzerinde bulunmaktadır deniyor. Şimdi o halde arkadaşlar, şimdi ben bunların C, D ve A, B noktalarını şu şekilde birleştirdiğimiz zaman ortaya bir dikdörtgen çıkacak deniyor. Şimdi dikdörtgenin karşılıklı kenarları paralel olduğu için dik koordinat düzeminde paralel kenarın köşeleriyle ilgili olan özellik tabii ki bunun içinde geçerlidir. O özelliği bilmiyorum, hatırlıyor musunuz? Şöyle hemen yazayım. A'ya ne diyelim? AB diyelim. B'ye de CD diyelim. C'ye EF diyelim. D'ye de ne diyelim? GH diyelim arkadaşlar. Şimdi özelliğimiz neydi? Karşılıklı apsisler toplamı birbirine eşitti. Yani A ile E'nin toplamı bu taraftaki C ile G'nin toplamına eşit. Yine aynı şekilde ordinatlar toplamı, yani B ile F'nin toplamı kime eşitti? Hatırlayın, D ile H'ın toplamına. Şimdi tekrar söylüyorum, dikdörtgen karşılıklı kenarları paralel olduğu için bu özelliği kullanabiliriz. O halde ben ne yapacağım? D noktasının koordinatlarına X, Y dersem karşılıklı apsisler toplamı, yani X artı 8 bu taraftaki A ve C'nin apsisler toplamına eşit olacak. Dolayısıyla buradan 7, 2, 9 yapar. 8'i karşıya atarsanız X 1 yapar. Yine aynı şekilde ordinatlar toplamına bakacağız. Ordinatlar toplamı Y ile 3'ün toplamı. Bakın Y ile 3'ün toplamı. Bu tarafta da 1 ile 6'nın toplamına eşit olacak. 3'ü karşıya atarsak 1 artı 6 7. 7 eksi 3'ten de Y'yi kaç buluruz arkadaşlar? 4. Ben artık D noktasının apsisinin 1, ordinatının 4 olduğunu biliyorum. Bana da D noktasını sormuştu. Doğru cevap ne olur arkadaşlar? D şıkkı olur. 7. sorudayız arkadaşlar. 7. soruda ADCE paralelliği verilmiş. AC'nin AB'nin 4 katı olduğu bilgisi verilmiş arkadaşlar. E noktasının koordinatları soruluyor. Şimdi paralelse ne vardır? Kelebek benzerliğimiz vardır. Bu kelebek benzerliğini şöyle bir hatırlayın. Ne yapacağız? Buradaki şu iki üçgende uygulayacağız. Şimdi şu AC'nin 4 tane AB olduğu bilgisini de yazalım buraya. Eğer ben burada AB'ye K dersem AC 4K olur ki bu durumda buraya ne kalır arkadaşlar? 3K. Şimdi kelebek benzerliğinde neydi? Bir hatırlayın. Eğer buradaki oran K'ya 3K ise DB ile BE arasındaki oran da 1'e 3 olacak. Dolayısıyla ben buraya A dersem BE de 3A olur. Kelebek benzerliğini kullandık. Şimdi bizim E noktasına ulaşmamız lazım. Orada da ne yapıyorduk? Hemen A birimlik yolda, bakın D ile B arasındaki yoldan bahsediyoruz. Eksi 1 iken kaç olmuş arkadaşlar? 0. Şimdi A birimlik yolda eksi 1 iken 0 olmuşsa 1 birim ne yapmıştır? Artmıştır. Ben ne yapacağım? 3 birimlik yolda artışa bakacağım. 3 A'lık yolda ne yapar? 3 artar. Dolayısıyla 0 değeri 3 artarsa ne olacak? 0 artı 3 olacak. Geldim E noktasına. Şimdi 1 iken kaç olmuş arkadaşlar? 3. Yani buradaki artışımız ne kadar?
2 birim. Ne diyeceğim? A birimlik yolda 1 iken 3 olmuş. Yani 2 artmış. Neye bakacağım ben? 3A'lık. Yani B ile E arasındaki yola 3A'da ne olur? 3 katı. Yani 6 artar. Dolayısıyla arkadaşlar 3 ne olacak? Burada 6 artacakmış. Onu da hemen ne yapmış olalım? Şuraya yazmış olalım. Ben E noktasının koordinatlarını 0 artı 3'ten 3, 3 artı 6'dan da 9 olduğunu bulursam, bana sorulan E noktasının koordinatları toplamıydı arkadaşlar. 12 olur. Doğru cevabımız E şıkkıdır. 8 numaradayız arkadaşlar. 8. soruda bize A eksi 2'ye 0, B 2'ye 0, C 4'e 6, D de eksi 4'e 2 verilmiş. Buradaki sarı boyalı bölgenin alanı soruluyor. Şeklimizi ilk olarak ne yapalım? Şöyle dikdörtgene tamamlayalım. Buradan bir dik indirdik. Buraya da şöyle şey K diyelim. Şu şekilde yine dikdörtgene tamamlamış olalım. Şuraya arkadaşlar L diyelim. Şuraya da M diyelim. Şimdi ne yapacağız? Tabi dikdörtgenin alanından şu köşedeki beyaz bölgelerin alanlarını çıkartırsak buradaki ABCD boyalı bölgenin alanını rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi arkadaşlar eğer C noktasının apsisi 4 ise bu demektir ki OK uzunluğu 4. Bu taraftan baktığım zaman D'nin eğer eksi 4 apsisine sahipse buranın da 4 birim olduğunu anlarım. Ordinat 6 ise CK 6'dır. Dolayısıyla ben dışarıdaki dikdörtgenin yani K, C, M, L dikdörtgeninin alanını rahatlıkla söyleyebilirim. Enle boyun çarpımı. Bakın 6 birim. Burası da 8 birim. 6 çarpı 8'den ne olur? 48. Şimdi ne yapacağız? Şu beyaz köşedeki kalan üçgenlerin alanını bulacağız. Orada da hemen ne yapacağız? Dik üçgenleri kullanacağız. Bakın burası 2, burası 6. Dolayısıyla ben alan CBK üçgeninin alanını bulabilirim. Ne diyeceğim? Dik kenarların çarpımının yarısı. Yani kaç çıkar? 6 çıkar. Şuraya şu şekilde 6'mızı yazalım arkadaşlar. Şimdi alan neredeyiz? CMD'deyiz. Orada da ne yapacağız? Dik kenarlarının çarpımının yarısına bakacağız. Şimdi CM uzaklığı yani şu mesafe bu taraftaki KL uzunluğuyla aynıdır. Çünkü dikdörtgenin karşı kenarı CM KL. Biz CM'yi kaç demiştik arkadaşlar? Burada az önce 8 demiştik. Dolayısıyla CM de kaç olacak? 8 olacak. Şimdi şu CK 6 ise ve DL de şuradaki ordinat değeri 2 olduğu için 2 ise, hatta onu da şöyle yazalım. Eğer şu uzunluğumuz 2 ise ve burada karşı tarafta CK'mız 6 ise dolayısıyla MD uzaklığımız ne olacak arkadaşlar? 6-2'den 4 olacak. Şimdi CMD'nin alanını nasıl bulacağız? Dik kenarların çarpımının yarısı. Yani dik kenarlarımız 4. Burası kaç? 8. 4 ile 8'i çarpıp 2'ye böleceğiz. O da neyi verir bize arkadaşlar? 16'yı. Dolayısıyla hemen buraya da kaç yazacağız? 16'yı yazacağız. Son alanımız burada bakın kimdir? D, L, A üçgeninin alanı. O da yine ne yapacağım? Dik kenarlarının çarpımının yarısı diye alacağım. Fakat şunu görün. A'nın eğer apsisi eksi 2 ise şu uzunluk 2'dir. Burayı da 4 demiştik zaten. Demek ki şu parça AL uzunluğu 2 olacak. Dolayısıyla ben şuradaki üçgenin alanı bulmak için buradaki dik kenarla buradaki dik kenarın çarpımının yarısı olacak. Yani 2 çarpı 2 bölü 2'den ne gelir? 2 olur. Son olarak bunu da yazarsak arkadaşlar ne yapacağım? Tüm dikdörtgenin alanından yani 48'den kimi çıkaracağız? Bulduğumuz şuradaki 6, 16 ve 2'nin toplamını çıkaracağız. Onu da şöyle yazalım. 6, 16 ve 2. Şurası ne yapar arkadaşlar? 16, 22, 24 yapar. Dolayısıyla 48'de 24 çıkarsa kaç olur? 24 kalır.
Demek ki ABCD boyalı bölgenin alanı kaç oluyormuş arkadaşlar? 24 oluyormuş. Doğru cevabımız değişik oluyor. 9. sorudayız arkadaşlar. 9. soruda bize bir yarım çember verilmiş. AB çap olmak üzere. A noktası x 4'e 0, B noktası 9'a 0. Çemberin y eksenini hangi noktada kestiği soruluyor. Bir başka ifadeyle arkadaşlar şuradaki uzunluk soruluyor aslında. Şimdi arkadaşlar biz çemberin çapının ne kadar olduğunu bulalım. Şu parçamız ne kadar? 9. Şu parçamız 4. Dolayısıyla AB uzunluğu ne kadar olur? 13 olur. Şimdi çap 13 ise arkadaşlar yarı çap ne olur? 13 bölü 2 yani 6,5. Şimdi ben merkezi şu şekilde C olarak göstereyim. Yarı çap ne kadardı? Unutmayınız. 13 bölü 2. Onu da şöyle yazalım. 13 bölü 2. Şimdi arkadaşlar eğer 13 bölü 2 ise şu şekilde ben C noktasını eğer y eksenine birleştirirsem burası ne olur? 13 bölü 2 kadar olur. Çünkü yarı çap kadar olur. Tamam. Şimdi CA uzunluğu arkadaşlar yarı çap kadar mıdır? Yani 13 bölü 2 kadardır. Ben AO uzunluğunun eğer 4 olduğunu biliyorsam şurada CO uzunluğunu bulmak için ne yaparım? Yarı çaptan yani CA'dan kimi çıkartırım? AO'yu çıkartırım arkadaşlar. Yani şunu yazabilirim. CO kime eşit? CA'dan kimin çıkartılmış hali? AO'nun çıkartılmış hali. CA'yı yarıçap olduğunu bildiğim için 13 bölü 2 yazabilirim. AO da ne kadar? 4 birimdi. Buradan CO kaç olur? 8 dersek 13 eksi 8'den 5 bölü 2 çıkar. Yani CO dediğimiz şurası 5 bölü 2'ymiş. Şimdi arkadaşlar tabii ki Pisagor yapabiliriz. Hani orada sıkıntı yok. Fakat bu üçgeni şöyle görmenizi tavsiye ederim. Şeyi hatırlıyoruz, özel üçgenimiz neydi? 5, 12, 13 üçgenimiz var. Hatırlayın bunu. Şimdi dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama burada verilen üçgen bize 5, 12, 13 üçgenin yarısı. Hatta şuradaki y eksenini kestiği noktaya da şu şekilde K diyeyim. Yani şurası K, burası O, burası da C olur. Nereden biliyorum yarısı olduğunu? Bakın hipotenüs 13 bölü 2 yani 13'ün yarısı. CO dediğimiz buradaki 5'in yarısı. Demek ki KO da buradaki 12'nin yarısı olacak. Yani doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? 6 birim. Neden? Çünkü ben KO'yu buldum ama KO zaten çemberin y eksenini kestiği noktanın neyidir? Değeridir. Doğru cevabımız ne olacak? 0,6. Yani C şıkkı. 10. sorudayız arkadaşlar. 10. soruda bize verilen 4 tane noktamız var. Bu 4 tane nokta A 8'e 0, B 15'e 0, D 0,8, C de 0,6. Ve bizden istenen buradaki şu boyalı bölgenin alanı. İş kolay. Neden kolay? Çünkü dışarıdaki DOB üçgeninin alanından kimi çıkartacağız arkadaşlar? Köşedeki alanı. Köşedeki alanımız hangisi? C, O, A üçgeninin alanını çıkaracağız. Yani şu büyük üçgenin alanından şuradaki küçük üçgenin alanını çıkarırsak bize neyi verecek? Boyalı üçgenin alanı verecek. Şimdi arkadaşlar DOB'nin alanını bulmak dik kenarların çarpımının yarısıdır. Bakın burası ne kadar? 15. DO ne kadar? 8. Dolayısıyla 15 çarpı 8 bölü 2 olur. COA'dayız arkadaşlar. Burası 8, burası 6 idi. Bu da 8 çarpı 6 bölü 2. Şimdi hemen bakalım. 15 çarpı 8 ne yapar? 120 bölü 2'den 60. 6, 8, 48 bölü 2'den 24. 60 eksi 24 de kaç çıkar arkadaşlar? 36. Doğru cevabımız 5 şık olur. 10.000. sorudayız arkadaşlar. 10.000. soruda bize verilen bir OAB üçgeni var. OAB üçgeninde arkadaşlar şeye dikkat edin. OC hem yükseklik hem de ne olmuş? Kenarortay olmuş.
Şimdi bu hangi üçgende oluyordu? İkizkenar üçgende. Demek ki BOA üçgeni bir ikizkenar üçgen. Dolayısıyla ikizkenar olduğu için şunları şöyle eşit gösterelim. Şimdi aynı zamanda OC açıortay da olmak zorunda. Dolayısıyla ben şuradaki açıya alfa dersem buradaki açı da alfa olur. Zaten sorunun kendisinde bize DOB açısının BOC açısına eşitliği verilmiş. Dolayısıyla bakın bu alfa alfa eşitliği bu tarafta verilmiş. Ne oldu? 3 alfa buradan 90 derece çıktı. Alfa da kaç olur arkadaşlar buradan? 30 derece olur. Şimdi bu bize şunu anlatır arkadaşlar. Demek ki bu üçgen bir eşkenar üçgen. Neden? Bakın değerleri yazdığımız zaman siz de rahatlıkla göreceksiniz. Burası 60'sa ikizkenar üçgen olduğu için taban açıları da 60 çıkmak zorunda. Dolayısıyla BOA üçgeni bir eşkenar üçgen çıktı. Şimdi sanki işler biraz daha kolaylaştı gibi. Neden? Çünkü bizden istenen B noktasının ordinatının apsisine oranı demiş. O zaman B'den hemen bir dikme inersem arkadaşlar şu şekilde. Apsisin kaç olduğunu bilmiyorum ama apsis değerine eğer A dersem şuranın eşkenar üçgen olduğu için aynı zamanda açıortay olduğunu biliyorum. 30 derecedir. Bakın ne olacak arkadaşlar? Bu A değeri buradaki 30'un baktığı olacak. Dolayısıyla buradaki yükseklik buradaki 60'ın baktığı kenar olacak. O da kök 3 katıydı. Dolayısıyla burası ne olacak arkadaşlar? A çarpı kök 3 olacak. Şimdi ben B noktası için artık ne diyebilirim? Apsisin A ordinatın da A kök 3 olduğunu söyleyebilirim. Bana söylenen ordinatı yani A kök 3'ün apsisine yani A'ya oranı idi. Buradan da kaç gelir arkadaşlar? Kök 3 gelir. Doğru cevabımız A şıkkı olur. 12. sorudayız arkadaşlar. 12. soruda A noktasına duran geminin koordinatları 2,3 verilmiş. B noktasında duran geminin de 4'e 2 verilmiş. C de x, y olarak verilmiş. Burada arkadaşlar bize C'nin A'ya ve B'ye uzaklıkları eşit olarak verilmiş. X ve Y arasındaki değer soruluyor. Bağıntı soruluyor. Şimdi hemen ne yapacağız? CA uzaklığıyla CB uzaklığı eğer eşitse ben bu değerleri bulup birbirine eşitleyeceğim. Hemen CA uzaklığını bulalım. Ne diyeceğiz? X eksi 2'nin karesi artı Y eksi 3'ün karesi karekök içinde. Bu tarafa geçtim. CB'ye bakalım. Apsislerin farkının karesi x eksi 4'ün karesi ve y eksi 2'nin karesi. Şimdi kök içleri aynı olmak zorunda. X eksi 2'nin karesini alacak olursam arkadaşlar x kare eksi 4x artı 4 yaptı. Bu taraftan y eksi 3'ün karesini alacağım. Y kare eksi 6y artı 9. Bu tarafta x eksi 4'ün karesi var. X kare eksi 8x artı 16. Y eksi 2'nin karesi de y kare eksi 4y artı 4 yaptı. Bir kere bakın y kareler ne yaptı? Birbirini götürdü. X kare de birbirini götürdü. Bakın burada duran 4 var. Burada da duran bir 4 var. Onlar da birbirini götürür. Eksi 8x'i karşıya atarsam eksi 4x'in yanına artı 8x olarak geçer. Burada bakın eksi 4y'yi eksi 6y'nin yanına alacağım. Eksi 6y artı 4y. Onu da hallettik. Şimdi bakın burada 16 var. Kimin yanına göndereceğim? 9'un yanına. Ne olacak? 9 eksi 16 eşittir 0. Bakın eksi 4x artı 8x ne olacak? 4x. Eksi 6y artı 4y eksi 2y. 9 eksi 16 da eksi 7 olur. O da eşittir 0. Dolayısıyla biz x ile y arasındaki ne yapmış olduk arkadaşlar? Bağıntıyı bulmuş olduk. 4x eksi 2y eksi 7. Bu da doğru cevabın C şıkkı olduğunu söyler. Bu soruyla beraber arkadaşlar bizim acil matematik yayınlarının geometrinin ilacında noktanın analitiği konusunun test 3'ü de ne yapmış oldu? Bitmiş oldu. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.